artırılıyor ama bunun karşılığı nedir? Paranın kıymeti kalmadıktan sonra asgari ücret artışının hiçbir önemi yok. Tabii. Bizim niyetimiz paramızı kıymetlendirmek. Paramızı kıymetlendirip enflasyonu düşürmek, sıfıra yakın seviyelere indirmek, bu şekilde hayatımızı devam ettirebilmek. Zaten biz enflasyonu düşürdüğümüz zaman asgari ücretlilerin hani bu şekilde 2 ayda bir, 3 ayda bir erimesi söz konusu zaten olmayacak. Kaldı ki ben şahsen söyleyeyim, asgari ücretle çalışmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Çünkü asgari ülkenin ücret dediğimiz asgari ücretle çalışıyor ama asgari ücret dediğimiz şey devletin zaten bize sağlamak zorunda olduğu imkanlardır. Evet. Yani bir aç kalmamak, bir eğitime, bunların hepsini devlet zaten bize sağlamak zorunda. Bizim işte çocuğumuza bir okul masrafı ayırmamamız gerekiyor, bir kolej masrafı ayırmamamız gerekiyor zaten. Hani bunları devletin desteklemesi gerekiyor veya çalışmayan insanlar var ülkemizde, çalışamayan biliyorsunuz diplomalı işsizler var. Bunlar nasıl yaşayacak? Bunlar maaş kazanamayan, çalışamayan insanlar. Bunlara bir şekilde sosyal devletin gereği olarak devletin bakması gerekiyor. Bunlar da zaten bence benim gözümde asgari ücret bağlanması gereken insanlar. Ya, devletin sosyal sorumluluk. Geçen asgari ücret açıklandığında Aralık'ta bir sokak röportajı yapıyorlar. Bir anneye soruyorlar, nasıl buluyorsunuz asgari ücreti? Diyor ki çocuğum mezun olmuştu, yeni işe girdi. Asgari ücretin sanıyorum o dönem geçen 5500 yapıldığındaydı. Hı hı. Gayet iyi bir zam yapıldı. Biz de ailece ona biraz destek oluruz. O da çalışır. Şimdi çalışmak böyle bir şey değil. Yani evet. Biz de ona destek oluruz. O da asgari ücretin üzerine biraz daha koyarız. O da geçinmeye çalışır. Değil. Bizim aile bağlarımızın kuvvetli olması evet bizi ayakta tutuyor. Ama bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bir de üniversite mezunu bir gencin anne ve babasından para alıyor olması çok ağır bir durum. Bizim bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çalışan bile anne babadan para almaya muhtaç. Öyle öyle yani. Yalan yok hani. Hepimiz aynı şekildeyiz. Bugün işte bir çocuk sahibi olarak bakıyorum. Bakıcı fiyatları inanılmaz derecede yüksek. Ne yapıyorsunuz? Tutamıyorsunuz. Veya hani bir kreş fiyatlarına bakıyoruz. Üniversite okutuyormuş gibi fiyatlar tabii, tabii. Çıkıyor karşımıza. Anneanne bakıyor, babaanne bakıyor. İnsanlar bu şekilde hani hepimiz bir ya da üzücü kısmı buluyoruz. Kadınlar işlerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. O da, en kötü kısmı evet, o. Evet, en kötü kısmı o. Çocuğunu büyütüyor. Çocuğunu büyütüyor. Çünkü insanlar şu şekilde bakıyor. Ben eğer çalışırsam işte benim alacağım maaş zaten bakıcıya gidecek, zaten kreşe gidecek. Ben niye o zaman çalışayım? Hı hı. Boyutuna geliyor. Çok da doğru bir fikir. Eğer ki biz bakıcıya vereceksek niçin? Bakıcı için çalışacaksam. Bakıcı için çalışacağım durumuna geliyor artık. Tabii. Yani bunlar da aslında çok ciddi mevzular. Günlük hayatımızda çok fazla sorun olduğu için buralara sıra gelmiyor doğru, tabii. Doğru, ama doğru. Çalışan kadınların çocuklarının bakımı konusunda devletin ciddi bir destek vermesi gerekiyor. Evet. Yani kendi imkanlarımızla olmuyor çünkü. Kadınların hala istihdamdaki oranı çok düşük kesinlikle mesela. Kesinlikle. Kaldı ki eşit işe, eşit ücret durumu da sıkıntılı bir durum. Kadınların iş hayatında tercih edilmemesi, hamile kadınların işten çıkartılması, evlenecek kadınların işten çıkartılması, işverenlerce bir şekilde bunların yasal düzenlemelerle düzeltilmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Şimdi bir taraftan baktığımızda da tabii seçime doğru giderken bazı yatırımlar yapılmaya başlanıyor. Bir taraftan işte EYT çıktı, emekli ikramiye, bayram ikramiyeleri, en düşük emekli maaşı 5500'den 7,5'a çekildi. Sosyal konut projeleri var. Yani şimdi aklıma gelenler bunlar. Seçime doğru giderken iktidar tarafından yapılan bazı ekonomik yatırımlar görüyoruz. Ama sonuca yansımaları nasıl olur ya da bu yatırımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Samimi bulmuyorum. Her şeyden önce tam seçim üzere EYT'liler örneğin yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Hepimiz de destekliyorduk onları. Tam seçim üzere örneğin bunun ortaya bu şekilde çıkartılması tabii ki EYT'liler mağdur edilmemeliydi. Ama çok geç kalındı. Yani her şey gibi bunlara da geç kalındı ve bunların seçim yatırımı olduğu bence halkımızca da takdir ediliyordur. Bu yüzden ben samimi bulmuyorum.
Güzel şeyler herkes tabii ki halkın refah içerisinde yaşamasını ister. Bizler de onlar için çabalayacağız. Ama son saniye oy alma kaygısıyla değil de gerçekten vatandaşımızın refahını düşünerek, vatandaşımız için çalışarak bunları yapmak gerekir. Yani bir şey yaparken amaç da önemlidir. Ben hemen hemen birçok konuğumla konuşuyorum. Mesela gençlerin çoğunun hedefinde barınma var. Halbuki o 18-35 yaş arası gençlerde biz ağırlıklı olarak daha çok dünyayı gezmek, farklı kültürleri tanımak, farklı şehirleri tanımak hedeflerini genelde görürdük. Şimdi çocukların tek derdi bir ev bulalım ya da aile desteğiyle alabiliyorsak, gerçi kiralamak bile artık problem, bırakın almayı asgari ücretle. Çocuklar o yüzden özellikle sosyal konut projelerine gençlerin çok yoğun bir ilgisi olmuş mesela. Gençleri de farklı bir yere doğru çeviriyoruz. Evet. Eviriyoruz. Çok üzülüyorum. Yani insanların temel ihtiyaçları için bu kadar çabalamaları beni çok üzüyor. Yani bir telefona bir insan, sıradan yurt dışında sıradan adledilen bir telefona Türkiye'de 400 maaşı bağlamak bana çok üzücü geliyor. Yemeden içmeden 4 maaş bağlanması beni üzüyor. Gençlerin bu konudaki mağduriyetlerini de çok iyi anlıyor ve üzülüyorum. En basitinden hani kendimize bakalım. Yani 30'lu yaşlarında ben kendimden örnek vereyim. Genç bir kadınım. Arkadaş çevremde dostlarımla oturduğum zaman bizim muhabbetimiz hayat pahalılığı, işte ekonomik durumlar, siyaset vesaire. Buna mesela çok üzülüyorum. Biz genç işte kadınlar olarak veya genç işte arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız oluyor. Siyaset dışında bir tiyatro konuşmuyoruz, kitap konuşmuyoruz, evet. Sinema konuşmuyoruz. Ben çok uzun bir süredir bunları konuşmadığımı fark ettim. Yani bizim dertlerimizin, hani derdimiz olmaması gerekiyor daha doğrusu, ama muhabbetlerimiz neden bizim ekonomi? Yani 15 yaşındaki çocuğun da muhabbeti bu. Ya 15 yaşındaki çocuk bunu konuşmamalı. Ekonomi ya konuşmamalı. Bizim seksek oynadığımız yaşta sokakta evet. Ne dövizden haberim, dövizin varlığından bile haberimiz olmadığı bir yaş aynen yaşadık öyle. Biz. Biz ağırlıklı olarak, hatta ben daha çok üniversite hayatıyla birlikte bu kadar çok detayları öğrenir bir yaştaydım. 17 hı hı. yaşından itibaren. Tabii hiçbirimizin haberi yok. Seksek oynayan çocuklar dövizin yükseldiğinden ve paralarının değersiz olduğundan haberdarlar. Bu çok kötü bir şey. Üzerine konuşuyorlar, enflasyon konuşuyorlar, işte kiralar çok arttı diye konuşuyorlar. Evde bu çok konuşulunca üzücü çocuklar şey. Da bunu duyuyor. Çocuklarımıza bunu yapmamalıyız. Bu çok ağır bir şey, bu çok vebali olan bir şey. Yani bizim ve geleceğe dair geleceğimiz ne yazık ki hayalleri, bizim. Tabii ki hayalleri olan yok. İnsanlar olması gerekiyor. Yani bu çocuk hayal kuracak. Yani bu çocuk diyecek ki işte ben öğretmen olacağım. Çocukları eğiteceğim. Bizim çocuklarımız diyorlar ki ben okumayacağım. Zaten okuduğum zaman da ne olacak ki? Çok kötü bir düşünce. Evet, çok üzücü düşünceler. Yani daha doğrusu bir çocuğun o yaşta geçim kaygısını düşünüyor olması, işte bir öğretmen maaşının kendine yetmeyeceğini düşünüp işte şimdiden bir iş hayatına atılma fikrinde olması zaten çok acı bir şey. Evet. O yaştaki çocuğun hayalleri olur. Yani tabii. Öğretmen olmak ister, doktor olmak ister veya hani gerçekten geçim kaygısı olmadan işte sanayici olmak ister, araba tamircisi olmak ister. Bunlar olması gerekir, ama geçim kaygısıyla bir çocuğun hayalde bulunması, istekte bulunması beni çok üzüyor. Evet, bir taraftan da tabii gençlerin hem bu yoğun diplomalı işsizlik dediğimiz istihdama katılamadığı kısım. Evet. Zaman zaman bazen üniversiteli gençlerle sohbet ettiğimde, özellikle geçen sene duyduğumda çok şaşırmıştım. İş bulamıyor uzun bir süre ve yüksek lisansı yaptıysa eğer ya da birden fazla üniversite okuduysa CV'sinden bunları tek tek çıkarmaya başlıyor. Dedim ki neden çıkarıyorsun? Çünkü bu sefer şöyle görüyor diyorlar bana. İşte bu çocuk üniversite okumuş, yüksek lisans yapmış, şuraya gitmiş, buraya gitmiş, bu kursları görmüş. Hani beklentisi çoktur, biz bunu almayalım. Ben de işe o kadar çok ihtiyaç duyuyorum ki bunları CV'mden çıkarıyorum diyen, ben çocuklarla bizzat konuştum. Yani bütün emeklerimi hayatımdan çıkartıyorum yani demek değil mi? Yani yüksek lisans yapan bir kişi yüksek lisansını CV'sinden çıkarıyor ve bilinmesini istemiyor. Evet. Dünyanın buna ihtiyacı varken aynen biz öyle. Bunu aradan
çıkarmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun yüksek lisans yapması ne demek? Aileye masrafı, kesinlikle, kendi emeği, zamanı, evet, gençliği demek aslında baktığımızda. Aynen öyle. İşte o duruma geldik artık. Yani bizde çünkü liyakat, nitelik o kadar geri plana atıldı ki nitelikli insanlar artık kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Çok üzücü. Evet, çok az, üzücü. Az bir ücreti kabul etmek uğruna. Ki yüksek ücret beklentisi de çok normal. Eğitim, evet, ne kadar arttıkça, bilgi ne kadar arttıkça insanların onun karşılığını beklemesi de çok normal bir şey. Ne kadar çok emek verilirse bir şey, o şeyin kıymeti o kadar artar. Ama şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla şimdi gençler... Öyle değil. Ne kadar emek verirsek verelim, asgari ücret bizim hakkımızmış gibi. Evet, bunu da herkes normal karşılamaya başladı. Normal karşılıyor tabii ki. Ama gençler biraz değişiyor. O Z kuşağı denilen kuşak siyasetçileri de biraz korkutuyor. Zaman zaman konuşuyoruz. Bir taraftan umutlandırıyor, bir taraftan korkutuyor. Ama gençlerin ben bu siyasette çokça şey değiştireceğini düşünüyorum bu önümüzdeki yıllarda. Yani sistemi değiştireceğini daha doğrusu düşünüyorum. Bunu şey olarak algılamayın. Yani bir siyasi parti değiştirmek olarak algılamayın. Sistemi baştan aşağı zaten sistem değiştirecekler. Çünkü mevcut şartlar onların isteklerini karşılamıyor. Şu an bunu görüyoruz. Yani bu sistem, bu kapitalist sistem de onların hayata bakış açısını karşılamıyor. Artık farklı şeyler var. Yani yapay zekaları, evet, konuşuyoruz. Farklı endüstri 4.0'ları, 5.0'ları konuşuyoruz. Gıda stratejisini konuşuyoruz. Dünya artık global ve çok farklı bir noktada. Evet. Bizim bu klasik yönetici anlayışımız, klasik siyaset anlayışımız, klasik Türkiye'ye bakışımızı artık bu gençler adım adım değiştirmeye umudumuz, evet, görünüyor. Umudumuz orada zaten artık dünya da globalleşti. Bizim gençlerimiz de yurt dışındaki yaşıtlarını görüyorlar. Onların nasıl yaşadığını, nasıl bir refah içerisinde ve hangi imkanlara sahip olduklarını görüyorlar ve onlar gibi olmak istiyorlar. Evet, artık saklayamıyorsunuz. Evet, artık bunu saklayamayız. Yani bir demir perde henüz değiliz.